Bekleme cezası yeri Araf hakkında yorumun nedir? Araf halkının bekleme cezası ya da cennetle cehennem arasındaki kimseler olduklarına dair bir bilgi Kur'an'da yok. Hatta Kur'an'da Araf halkı kötülerin kötü olduğuna şahitlik eden insanlar. Bir yoruma göre Araf halkının cennetteki üst bir kesim olduğu da söylenir. Öyle midir, değil midir bilmiyorum. Bu bir yorum. Fakat Araf halkının cennetle cehennem arasında kalan insanlar olduğu bilgisi Kur'an'da yok. Bilmiyoruz açıkçası kim olduğunu. Akla yatkın yorumlardan birisi cennetin üst kesimlerindeki şahitlik görevi yapan insanlar olacakları. Yok yani bakın ayetlere, o geleneksel bilgi Kur'an'da yok. Arada kalan insanlar değil Araf halkı. Ha belki de öyledir de belirtilmemiştir bilmiyorum ama o bilgi Kur'an'da yok. Cennetin aristokratları mı yani? İşte dediğim gibi bilmiyorum ama bu akla yatkın yorumlardan birisi. Çünkü şahitlik yapıyorlar. Kötülerin kötü olduğuna şahitlik yapıyorlar mesela. Bu bana bir rütbe göstergesi gibi geliyor. Bir nasip göstergesi gibi geliyor mesela. Malatyalılar nerede olacağız? Moruk, Malatyalılar yine Malatya'da olacakmış. Size cennet cehennem yok ya. Takılın. Buhari'de hadis var. Malatya yine orada kalacak. Kayısı mayısı takılın işte amına. Trabzon. Trabzonluların cehennemlik olanları yine Trabzon'da yaşayacaklar. İyileri cennete gidecek. Oğlum günah sokmayın beni amına koyayım daha. Pas atıp duruyorsunuz ben de yiyorum. Günah gireceğim. Ama bir cehennem olarak Trabzon iyi fikirmiş daha ya. Belki de tahminim tutar ne biliyorsunuz? Tüm yemekler hamsi tabii. Tropik meyve istiyorsun, lahana geliyor falan böyle. Ya şu bonfilenin üstüne biraz baharat alsaydım, mısır unu var. Her şeye mısır unu koyuyorsun falan. Arkadaşlar ben bu muhabbeti biraz daha sürdürürsem 3 aylık günah kotamı dolduracağım ya.